Ben hep Bodrum, Herodotos'un memleketi, Halikarnas balıkçısının cenneti, kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum diye başlardım ama bugün Göcek Koylarındayız ve Göcek Koylarında iki gazeteci, iki denizci var karşımda. Neredeyse saat 15'ten bu yana 5-6 saattir Göcek Koylarını dolaşıyoruz ve izlenimlerini, gözlemlerini, geçmişten bugüne Göcek Koylarını konuşalım istedik. Can abi önce Meriç abiden başlayalım, senden başlayalım. Önce Meriç abiden başlayalım. Meriç abi bugün nasıl geçti? Üstadımız buradayken önce benden başladığınız için O zaman mikrofonu da al, tamam benden. öyle. Şimdi şöyle, sen çok Biraz aşağı güzel inebilir, biraz aşağı inebilirsin. tamam, çok güzel bir açış yaptın. Hani Bodrum, Göcek. Şöyle bir şey söyleyelim. Türkiye'de dünya yat turizmi parkuru olarak 3 bölge var ve burası dünyanın en iyi bölgesi. İki ayrı bölge vardır. Biri Karayipler, biri Ege. Karayipler ayrı bir mevsimdir. Bizdeki mevsimin tam tersi, işte ne diyelim, Ocak, Şubat ayları. Ama mevsim dışında da orada acayip bir tayfunlar olur. Bir de mevsiminde de rutubet çok yüksektir. En güzel dünyada yat turizmini en güzel 3 parkur. Biri Bodrum Gökova, iki Marmaris Hisarönü Körfezi, Datça Marmaris Körfezi, 3 Göcek Körfezi. Bunların üçü de birbirinden değerlidir. Biz şu anda Göcek'te çok muhteşem bir yerde bulunuyoruz. Peki durum ne bugünkü gezide? Maalesef biraz hüzünlüyüm. Niye? Çünkü ben buralara 30 yıl önce yelkenli tekneyle gelip dolaştığımda bu kadar kalabalık değildi. Kalabalıktan şikayetçi miyim? Şöyle şikayetçiyim. Adeta trafik sıkışıklığı var değil mi? Evet, Trafik yani İstiklal Caddesi İstiklal gibi. Bodrum. Şöyle şikayetçiyim. Şimdi eskiden denizciler ya da bizler bir yere gider, demir atarız, 3 gün kalır, sonra çıkarız, başka bir yere gideriz. Burada maalesef bu güzelim Körfezi bazı, affedersiniz ama şımarık kelimesini kullanmak istiyorum. Bazı şımarık insanlar sanki yazlık ev gibi kullanıyorlar. Bir tekne geliyor bir yere, bir demir atıyor ve bütün sezon orada. Bu denizcilik ahlakına da uymuyor. Ayrıca Türkiye'deki liman kanununa göre de uymuyor. Limanlar yönetmeliğine de uymuyor. Yani bir tekne bir limanda en fazla 10 gün demirde kalabilir. Ve sanki bir hani 1950'li yılların gecekondu yağmasının biraz üst gelir grubunun yaptığı bir yağmaya tanık oluyorum. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu biraz önce saydığım 3 körfez. Bu bölge dünyanın cennet bölgesi. Fakat bu cennetin farkına varıp, şimdi bu cennetin farkına ilk tabii Halikarnas balıkçısı vardı. Efendim Sadun abiler, Sadun Boralar vardı ama bunun farkına varıp, ya arkadaşlar, ey Türk milleti, ey bütün vatandaşlar, bir hazinenin üstünde yaşıyoruz. Burayı korumamız gerekir deyip farkına varan büyük bir üstadla beraberiz. Sevgili Can Pulak abim. Bu bölgenin özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi ve korunması için hayatını vakfetmiş bir insan yanımda. Artık ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Can abi, mikrofonu sana devretmek istiyorum. Can abi, geçmişten bugüne enteresan bir değişim var değil mi? Önce şunu söylemek zorundayım. Bizim Meriç çok başarılı bir insandır. Çok şeyi yapar yapar yapar, başkalarının üzerine atar. Beni öyle bir anlattı ki sanki Meriç'in hiç buralarda emeği yok, hiç buralarda görev yapmamış gibi. Kendine güvenen O mütevazi da evet, o da bizim gibi bir misyonerdir. O da bu denizler için çok büyük, koylar için çok büyük hizmetler yapmıştır, emekler vermiştir, yazmıştır, çizmiştir, mücadele etmiştir ve bu mücadelesinde günümüze kadar hala sürdürmektedir. O bakımdan kendisine şükranla teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Gelelim Göcek'in durumuna. Tabii Türkiye'nin durumundan devamlı yakınan bir insan olarak Göcek'in durumundan da
yakınıyım dersem galiba bir haksızlık etmiş olurum. Çünkü gördüğüm kadarıyla 85'ten bu yana Göcek Türkiye'nin diğer bölgelerine baktığım zaman o perişan olmuş olan bölgelere nazaran biraz daha iyi korunmuş ve günümüze kadar gelmiş gördüm. Evet, inanılmaz bir trafik, kara trafiğini aşan bir yoğunluk, bir iç deniz olan Göcek'te 5000'in üzerinde tekne, 7 tane marina, inanılacak gibi rakamlar değil bunlar. Yani bu iç denizde, bu iç deniz en fazla bir, bilemediniz, 2 marina kaldırır, en fazla 600, bilemediniz 1000 tekne kaldırır. Ama şu andaki 5000 rakamı eğer ciddi bir otorite ortaya çıkmazsa ve gerekli önlemleri almazlarsa bu rakamların daha da tırmanacağını üzülerek ve dehşetle fark ettim ve gördüm. Şimdi tabiatıyla biz millet olarak ağlak bir milletiz. Her şeyde otururuz, işte ağlarız, dövünürüz, vah mahvoldu, gitti, perişan oldu filan diye. Bence artık ağlamayı bırakıp, ya bu gerisini nasıl kurtaralım? Nasıl daha iyi akıllıca yönetelim buraları ki? Buraları bizim çocuklarımıza, torunlarımıza da kalsın. Ayrıca buralar bütün dünyanın mirası olan, o değerde, güzellikte olan yerler. Şimdi burayı korumak öyle zor bir iş değil. Ama biz Türk milletinin pek kullanmadığı akıl diye bir olay var. Aklı, hele ortak aklı devreye sokmayınca burayı korumak ve kollamak ancak hikayelerde kalır. Ben şimdi otursam size 85 yılından bu yana Göcek'in neler geçirdiğini anlatmaya kalksam vah vah der, saçınızı başınızı yolarsınız. Ama şimdi bulunduğumuz nokta artık onu geçti. Burada burayı bir otoriteye kavuşturmak lazım. Burası yedi kocalı yürümüz gibi bir yer. Bakanlıklar, her bakanlık buraya karışıyor. Her genel müdürlük buraya karışıyor. Yani buranın bir sürü patronu var. Bir sürü patronun olduğu bir yerde de bir otoriteyi sağlayabilmek elbette ki kolay değil. Evvela burayı bir otoriteye kavuşturmak lazım. Buranın patronunun ortaya çıkması lazım. Buranın patronu kimdir? Buranın patronu ben gördüğüme göre şu anda sahipsizliktir. Tamam mı? Sahipsizlik diye bir patronu var buranın. İstediğini yapıyor. Herkes dilediğini kolayca yapabiliyor buralarda. Şimdi bunların hepsini yeni baştan bir disipline etmek lazım ve yerel yönetimlere de biraz önem vermek lazım. Yani Ankara'dan denize kilometrelerce uzak olan bir yerden bu denizleri idare edemeyiz. Buranın insanların da buraları idare etmeleri için bir aktivite göstermeleri, onlara imkan tanımak lazım. Yani buraların belediyelerinin hiçbir yetkisi yok. Uzaktan seyretmekle yetiniyorlar. Burada bir kurum var, bir kuruluş var, MUÇEV diye. Bir baktım, sordum, kim bu limanları yönetiyor? Efendim MUÇEV'in burası. MUÇEV neresi? Dernek gibi bir şey. Ya nasıl böyle bir dernek buraları idare edebilir devletin adına diyorum, şaşıyorum. Ama bunun cevabını verecek olan bir yetkili, ciddi bir yetkili maalesef yok. Aynı sorun sadece burada Göcek'te değil. Aynı sorun Bodrum'da da var. Aynı sorun Marmaris'te de var. Hiç bu şeyleri, limanları bizim gayet iyi yetişmiş şeylerin marina genel müdürlerimiz var. Dünya çapında marina genel müdürlerimiz evlerinde otururken buraları hiç konuyla ilgisi olmayan kişiler tarafından yönetiliyor. Denizde hiç ilgileri yok, bilgileri yok. Bu şekilde buralarını koruyamayız, yönetemeyiz. Ortak aklı devreye sokmalıyız. Ortak aklı devreye sokmak için de bütün kurum ve kuruluşların, aklı başında herkesin fikrini söylemesi, bu konudaki çözüm önerilerini ameliyat masasına yatırması ve çözümde de herkesin destek olması lazım. Ortak yol ve ortak fikir ortaya çıkmadıkça buraları korumamız daha da zorlaşır. Ama inanıyorum ki yeni nesil bizim yaptığımız yanlışları herhalde yapmayacaktır. Çünkü bu yanlışları en fazla yaşayan ve görüp hayretler içerisinde seyreden bu yeni nesil. Tahmin ederim ki onlar daha akıllıca çözüm yolları bulacaklardır. Biz buraya bu çözüm yollarını konuşmak ve görüşmek üzere geldik. Çok güzel bir çalıştay düzenlemiş Fethiye Belediyesi. Hepimiz mutlu olduk böyle bir çalıştaydan dolayı. Yarın herkes bu konudaki görüşlerini, fikirlerini söyleyecek ve bu görüş ve fikirler bir rapor haline getirilerek ilgililerin önüne konulacak. Dilerim ki buraları daha iyi korunur ve bu cenneti biz heder etmemek için daha gayretli bir çalışma sarf ederiz. Teşekkür ederim. Yüce abi, bugün önemli bir konu var.
vardı. Aslında yeni bir icat yaratılmış ve sen de ona çok dikkat ettin. Üniversite ve Şehircilik Bakanlığı, belki yerel yönetimler de buna katkıda koyacak. Arıtma tesisi, yani paket arıtma tesisi. O konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi bu kadar kalabalık tekne trafiğinin olduğu yerde elbette deniz denizin kirlenmesiyle ilgili mücadele de etmek lazım. Bu teknelerin atıklarının bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Bu konuda bugün mutlulukla gördük ki üniversitede bir grup bilim adamının, bilim insanının yaptığı bir çalışmayla burada bir küçük bir barç oluşmuş. Bu barç teknelerin atıklarını alıyor, arıtıyor ve derin deşarj yapıyor. Umarım bütün kıyılarda geçerli olur. Ancak şunun altını tekrar çiziyorum. Kıyılarda demir atan teknelerin pisliğini toplamaktan ziyade kıyılarda duran teknelerin belirli aralıklarla kıyıdan çıkıp açık denize gitmeleridir. Doğrusu budur. Dünyanın hiçbir yerinde ben senin gelin çöpünü toplayayım, ben senin gelip pisliğini alayım diye bir organizasyon yok. Bu bir tek Türkiye'de var. Bu bir şımarıklıktır. Özellikle mesela çöp toplama. Efendim ben çöp ürettim, gelsin devlet bunu alsın. Ne demek? Sen bir çöp dediğin şey kullandığın, tükettiğin malzemenin ambalajıdır. Sen bunun dolusunu taşıyorsan, yani şöyle söyleyelim, bir makarna paketi 500 gram ve hacmi de belli. Sen bunu tükettiğin zaman onun ağırlığı geliyor 10 grama. Buruşturduğun zaman da hacmi geliyor onun onda birine. Bunu taşımaktan, depolamaktan acizsen denize çıkma. Denizcilik bir züppelik değildir. Denizcilik bir doğa aşkıdır. Ben istediğim gibi denizi kirletirim demek değildir. Denizcilik bir izciliktir sonuçta. Bir ikinci mesele, deniz turizminden para kazanacağız. Varlarımız bizim doğamızdır. Eğer bir işten mesela ekonomik olarak para kazanmak için yatırım yapmanız lazım. Nedir bu yatırım? Fabrika kurarsınız, işte otel yaparsınız, inşaat yaparsınız vesaire. Deniz turizminde yatırım, hiç yatırım yapmayıp doğayı korumaktır. Benim varlığım bu doğadır. İkinci sabit sermaye yatırım tekne yatırımıdır, teknelerdir. Üçüncü sabit sermaye yatırımım o teknelerin barınacağı marinalar, iskelelerdir. Ama benim birinci sabit sermaye yatırımım doğa, Tanrı vermiş buraya. Ona tecavüz etmeye kimsenin hakkı yok. O yüzden gelecek nesillere biz burayı doğru bırakmak zorundayız. Kirletmeden bırakmak zorundayız. Evet, ben şimdi bu üniversitedeki arkadaşların arıtma konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Ama esas yapılması gereken şey bu denize çıkan insanların deniz kültürünün farkında olmasıdır. Deniz kültürünün farkında olmayan insanların gelip bu denizi kirletmeleri veya hoyratça kullanmaları kabul edilemez. Devletin de denizi kullanan insanlardan ben vergi alayım, para alayım diye o insanları yolunca kaz gibi görmesi de kabul edilemez. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Aslında burada tam da izcilik deyince Can abiye sormak lazım. Orman konusunda bir izcilik sistemi kurdun zaten sen. Geçmiş süreçte. Sanki denizciler için de bir izcilik süreci kurulması gerekiyor değil mi? Çok güzel bir şey söyledin Ercan. Şimdi o konudan önce Meriç kardeşimin temas ettiği konunun üzerinde ben de bir durmak istiyorum. O da şu. Şimdi bugün heyecanla öğrendim ki
Muğla Üniversitesi bir çalışma yapmış ve teknelerdeki kirliliği çözecek olan bir formül üretmiş. Bunu bana genç bir doçent arkadaşım, Çağlar Gönen adında bir doçent arkadaşım anlatırken heyecanla dinledim. Çünkü Türkiye'de akıllı bir çalışmanın bu konuda henüz yapılmadığını görmenin üzüntüsünü taşıyordum günümüze kadar. Fakat öyle heyecanla anlattı ki projesini ve meğer bu projede bir yıldır çalışıyormuş. Kille Koyun'da, Göcek'te yaptırdıkları tahmin ediyorum 400 bin euro dedi maliyetine ve uluslararası fonlardan da yardım alarak yapmışlar bunu. Başına da gittik, uygulamasını gördük. İnanılmaz bir proje, akıllı bir proje. Ama bilirsiniz Türkiye'de bütün projeler güzel başlar. Sonra yani sonucu pek güzel bitmeyebilir. Ama ben bunun sonucunun da güzel biteceğini o heyecanlardan da anlıyorum. Çünkü Türkiye'de uzun yıllardır Mavi Kart diye bir komedi oynanıyor. Ben buna başından beri şiddetle karşı çıktım. Halen de çıkmaya devam ediyorum ama bu komik sistem maalesef bütün denizlerimizde halen uygulanıyor. Ve bunun takipçiliğinde sahil güvenlik yapıyor. Şimdi bu komediden size bir örnek vereyim. Tekneler gidiyorlar. Atık sularını boşaltacaklar. Belediyelerin küçücük bir yerleri var. Oraya verecekler. 10 tane tekne verse zaten o depodalar. Onlar alır gibi yapıyorlar. Bunları almış gibi veriyorlar. Aldıklarını da kanalizasyon teşkilatına döküyorlar, veriyorlar. Böyle bir komik sistem hala devam ediyor. Ve inanılmaz, bu komediye de dur diyen hiç kimse yok. Şimdi dur denilmeyen bir dönemde böyle akılcı bir projenin devreye girmiş olmasını büyük bir heyecanla karşıladım. İnşallah bu uygulanabilir, sponsorları bulunabilir. Ve buradaki uygulama diğer denizlerimize de Gökova'dan Kekova'ya kadar bütün denizlerimize de uygulanırsa zannediyorum kirliliğin büyük bir bölümünü bu şekilde halletmemiz mümkün olacaktır. Ama tabii Meriç kardeşimin işaret ettiği çok önemli bir şey var. Yani denizde yaşama kültürüne kavuşmadıkça hangi tedbiri alırsak alalım denizleri doğru dürüst koruyabilmemiz mümkün değildir. Bu görüşe katılmamak da mümkün değil. Çok doğru söylüyor Meriç kardeşim. Ama şunu da görmemiz lazım. Türkiye'de para el değiştirdi. Bu el değiştiren para, yani hayatında denizi dürbünle görmemiş, uzağında kısırda yaşamamış ama birdenbire çeşitli vesilelerle parayı ele geçirince en büyük yatların sahibi olmuş. Ne kural tanımış, ne karar tanımış. Gelmiş buraların istediği gibi canını okumuş. Şimdi böyle paranın el değiştirdiği bir kesimle de karşı karşıyayız. Bunları biz eğitmeye kalksak bizim herhalde 3-5 nesil sonra belki bunların eğitildiğini fark edebilir. Onun için daha sıkı tedbirlerle bunu götürmekte fayda var. Ama bir memnuniyetle de bir şeyi belirteyim. Son 7-8 yıldır, 10 yıldır bizim teknelerimizin kaptanları gerçekten bir otokontrol yaparak denizlerimizin temiz kalmasında büyük bir görev sarf ediyorlar. Evvelden biz bu kaptanların hepsinden şikayetçi olurduk. Pisliğini denize boşaltıyor, çöpünü atıyor filan diye. Şimdi o kaptanların ne kadar büyük bir işbirliği içerisinde denizin temiz tutulması için, çöplerin toplanması için gayret sarf ettiklerini ve iyi niyet içinde olduklarını da görmenin memnuniyetini taşıyorum. Peki eğitim, her şey boş eğitim tabii. Çocukların, gençlerin eğitimi ile ilgili bir şey yapılabilir mi? Bunun projelendirilmesi gerekir. Türkiye'de böyle köy enstitüleri gibi ne kadar ülkeye yararlı kurum varsa bunlardan bir tanesi de izcilik. Öğrencilerimizin, atamızın emriyle kurulmuş olan bu izcilik teşkilatı maalesef 35-40 yıldır köküne kibrit suyu ekildi. Sadece adı kalmış, işte bir bakanlık içerisinde bir müdürlük olarak kalmış. Bir de federasyonu kurulmuş, izcilik federasyonu diye, tamam mı? Yıllardır sokaklarda ne bir izci gördük, ne okulların önünde bir izci gördük falan. Adı var, kendisi olmayan bir teşkilat. Ben bunu bizim dönemimizde tuttum, bir çevre izcileri teşkilatı diye bir teşkilat kurdum. Gökova'da bir kamp yaptım. Bolu Aladağ'da bir kamp yaptım. Hatta açılışına da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Coelho'lar getirdim o dönemde. Bu kamplar çok güzel çalıştılar.
Bu kamplar hem bir yandan çocuklara çevre bilincini aşılıyordu, hem bir yandan deniz eğitimi veriyordu, tarla, tarım eğitimi veriyordu, temizlik eğitimi veriyordu. Minibüslere biniyorduk, bir gün orman temizliğine gidiyorduk, bir gün sahil temizliğine gidiyorduk, bir gün tarım gününe gidiyorduk. Ve bu çocuklara her sabah kamplarında konferanslar veriliyordu. Bölgeye gelmiş en ciddi adamlar, profesörler, doktorlar, işte devlet adamları, sanatçılar, bunlara konferanslar veriyorlardı. Bu konferanslarda devlet sevgisi, ülke sevgisi, insan sevgisi, toprak sevgisi ve çevre sevgisi aşılanıyordu. Ben o kamplarda Diyarbakır, Siirt bölgelerinden gelen çocukların çam kozalaklarıyla çadırların önüne Türkiye haritalarını yaptıklarını ve her şey vatan için diye yazdıklarını gözyaşları içerisinde gördüm o çocukları. Bunlar böyle başarılı kamplardı. Sonra Ankara'da 40 bin kişilik bir gösteri yürüyüşü yaptık. Üniformalarımızla beraber falan. Güzel giderken sonra bu iş bir siyasi şeye mücadeleye kurban gitti. İktidar değişince rahmetli Demirel ya bunu kaldırın dedi. Böyle şey olur mu dedi. Ne demek izcilik, çevre izciliği ne demek. Bir tane izcilik olur dedi ve onu kaldırdı. Aslında sadece çevre izciliği değil, deniz izciliği de vardı. Yani İzciler Federasyonu denizcilik izciliği diye bölüm vardı. Bizim Savaş Albay vardı o zaman başında. Fakat maalesef bir adım yürütebilmek bunları mümkün olmadı. İzcilik düştü. Eğer izcilik ayağa kaldırılsa bugün inanılmaz bir müessesedir halen. Türkiye'nin bu şansı vardır. Ve o izcilik ruhuyla bu ülke hem daha iyi korunur, bu çevre daha iyi korunur. Türkiye'nin nasıl köy enstitülerinin geri kazandırılması özlemi varsa, izciliğin de bu ülkeye tekrar geri kazandırılması özleminin köpürtülmesi lazım. Ve bu konuda da herkesin yardımcı olması lazım. Teşekkür ederim. Evet, iki ustayla beraber bugünü değerlendirmeye çalıştık. Tabii ki ustalarım sadece gazetecilik açısından değil, bir yurttaş olarak, bir denizci olarak da değerlendirmelerini yaptı. Ama sonuçta her şey eğitimden geçiyor, öyle gözüküyor. Yaşı yok eğitimin, her yaşta eğitim gerekiyor. Eğer eğitim olmazsa... Eğitim şart, şöyle bir şey, eğitim şart derken, Mustafa Kemal, bizim nesil, Türkiye, yarım kalmış devrimin öksüz çocuklarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin 3 kolonu vardı. Birinci kolon hukuki sistemi kurmaktı, kuruldu. Bütün o hukuk yapıları İsviçre'den medeni kanun, anayasa yapıldı. İkinci kolon endüstri devrimiydi. Sanayi planları yapıldı 1930-40 arası. Müthiş bir hamle yapıldı. 10 yılda Türkiye limon satarak Sümer Bank'ını kurdu, demir çelik fabrikalarını kurdu, uçak fabrikası kurdu, her şeyini kurdu. Devrimin üçüncü ayağı nüfusun %86'sının yaşadığı kırsal kesimde toprak reformu ve köy enstitüleriydi. Yani eğitimdi. Ve yarım kalan devrim odur. Eğitimin gerçekleşmediği %86 nüfus 1944'te akamete uğradıktan sonra 1950'de şehirlerin etrafına eğitimsiz ucuz iş gücü olarak geldi. Ve örgütlü cehalet öyle başladı ve karşı devrimin kazandığı en büyük mevzi örgütlü cehaletin kentleri ele geçirmesidir. Eğitim dediğiniz şey esasında aydınlanma devrimi idi. Maalesef kaybettiğimiz o. Biz tekrar günümüz şartlarında yeni kuşak köy enstitüleri zihniyetiyle, ama yeni kuşak çağımıza uygun, o döneminde yeni kuşak köy enstitüleri zihniyetiyle örgütlenmedikçe, eğitimi yaygınlaştırmadıkça, toplumsal ahlakı oturtmadıkça bir yere çok zor geliriz. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün yarım kalmış devrimi esasında eğitimdir. Evet, eğitim şart diyelim. Herat Otos'un memleketi, Halikarnas balıkçısının cenneti, kedilerin ve köpeklerin bile arkadaşı olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan ve Göcek'ten eyvallah.